60 darbesi olduğunda 5 yaşındaydım. Herkes tokat yemiş gibiydi. Eylül'de ise askerdim. Değişmeyecek mi bu ülkenin makus talihi demiştim kendi kendime. Değişmeyecek mi ya? Ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Ve o gün Recep'im traktörün taksitleri için gurbete gitmişti. İşini güzel yapardı. Herkes çok severdi onu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. O gece hiç düşünmeden çıkmış sokağa. Gitmiş köprüye. Elinde bayrağıyla vurmuşlar oğlumu. Recep'imi. Ama onlar bu ülkenin makus talihini değiştirdiler ya. Gam yok. Her şeyi hesap ettiler de gariban köylünün çocuğunu hesap edemediler. Recep'imi hesap edemediler. Boğaziçi Köprüsü'nde 12 Eylül darbesini öğrenen Yaşar Gündüz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yıllar sonra aynı kulübeye çok yakın bir yerde oğlunu şehit verdi.